Türk İş'e bağlı Teksif Sendikası, ABD'deki Akel Fabrikasyonu'nda gelen Maden İşleri Sendikası ve Türk Metal Sendikası kadresi el şubesinin destekleriyle basın açıklaması yaptık. Fabrika önünde toplanan kalabalık zaman zaman sloganlar attık. Akel'de işçilere baskı yapıldığı sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtildik. Teksif Genel Başkan Danışmanı Ayhan Yanılmaz İşçilerin sadece Tekstil Sendikası'na değil Türkiye'nin en büyük konfederasyonuna üye olacaklarını söyledik. Tekstil, maden ve çelik sendikalarının bir arada olduğunu ve bu mücadeleyi birlikte sürdüreceklerini belirten yanılmaz işçilere şu sözlerle seslendik. Artık korkmaya mahal vermeyin. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılara boyun eğersek hayat boyu eğmiş oluruz. Bizim derdimiz işverenle değil, İşverenler ticaret odalarına, sendikalar üyeler. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın açıklamasını duydular. Akale sahip çıkıyor, işini yapıyor, üyesini savunuyor. Biz de işimizi savunuyoruz. Örgüt mücadele nasıl olur arkadaşlar gösteriyor. Madenler de teminçlikle bunları gösterdikleri için, birlikte oldukları için kazandılar. Geçmişte bahsettik buranın maaşları. Erdem'le yakındı. Bugün Erdemir'in üçte birini alıyorlar. İşlerini kapatarak zora düşürme derdine değiliz. Bugün sendika kapıda olmasa, daha içeri girmeden yemeklerin değiştiğini görüyoruz. Sendika girerse ücretler, izinler düzenlenecek. Bizim derdimiz fabrikaları kapatmak değil dedik. Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Altan Kalfa'da emek mücadelesinin en güzel örneğini takip ediniz. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Yapılan eylem organizasyonu örgütlenmeli sonuçlanır, taşlanır dedik. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da fabrikaların yaşanabilir bir dünyanın işler olmadan inşa edilemeyeceğini belirtti. Mutlu konuşmasında şu ifadelere yer verdik. Burası 850 kişiye çalışıyor. Sendika buraya geldiğinde çalışmaların büyüyerek devam edeceğine şahit olacağız. Akel çalışanların yanı başına Ertemir, Tatmetal, Madenciler sizlere desteğe geldik. Genel işleri, Sendikası ve Türk Metal'in bir çıkarı olmayacaktır. Kazanan çalışan işçiler ve alatla hesap olacaktır. Burası kapalı gibi algılara aldanılmasın. Çalışanlarımız EDV üzerinden üyeliklerini gerçekleştirip sendikanın yetki alabilmesi için çoğunluğu bulması gerekiyor. İçeride çalışan kardeşlerimizin ebedilikle üyeliklerini yapıp yetkiyi vermelik. İşçilerin sendikalı olmasına katkı sağlayarak bu sürecin barış, huzur içerisinde sonucu ulaşmasını sağlayacağız dedik. Gündüz Vadiyası'ndan çıkıp servis araçlarına giden işçiler de kalabalık tarafından alkışlandık.